9. ayetten başlayarak 10 ve 11. ayetlerden bizlere bazı uyarılarda bulunuyor. Öncelikle bir emir ile başlıyor. Ey iman edenler! Cuma günü sizi namaza çağırdıklarında fes'av ile zikrillah, derhal Allah'ı zikre koşun. وَذَرُ الْبَيْ, bir de yasak geliyor ardından. Alışverişi bırakın. وَذَرُ وَتَرَكُ anlamına geliyor. Yani terk etmek, bırakmak. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bu eğer Allah'ın zikrine koşmanız ve alışverişi terk etmeniz bilirseniz sizin için hayırlıdır. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Cuma namazını kılar kılmaz yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından nasibinizi arayın. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا, Allah'ı çok zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ, umulur ki felaha erişmiş olursunuz. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّ اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Onlar bir eğlence, bir oyun, bir ticaret gördüklerinde namazda seni ayakta bırakarak terk edip giderler. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. De ki onlara, Allah'ın katındaki oyundan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu hayrur razikin. Allah rızık verenlerin hayırlısıdır.
Biz bir cuma namazına onun evliliği vesilesiyle gittiğimizde Hoca Efendi bu ayetleri okumuştu ama son Vallahu hayru razıkın ayetini yanlış okumuştu yani. Vallahi hayru razıkın şeklinde okumuştu. Peki mana bozulur mu? Evet, mana bozulur. Vallahu muhakkak, yani önceki vav ayete bağlı. Ve Allah rızık verenlerin hayırlısıdır. Konya'daki büyük bir camide cuma namazını kıldıran hocamız ayeti nasıl okudu? Vallahi hayrul razikin şeklinde okudu. Vallahi rızık verenlerin hayırlısı kim? Kim yani? Rızık verenlerin hayırlısı kim? Sonuç çıkmıyor. Yani mana bozulmuş oluyor. Onun için hoca efendiler okudukları ayetlerin farkında olacaklar yani. O zaman geçmeyecek, miraba geçmeyecek diyecek ben bunun ehli değilim yani. Diyanet İşleri Başkanlığı her ne kadar beni İmam Hatipliğe atasa da ben namaz kıldırma ehliyetine sahip değilim. Gidip müracaat edecek, diyecek ki beni masa başına verin. Diyelim müftülükte bana bir memurluk verin. Neden? Çünkü ben kıraat ehli değilim. Her ne kadar beni İmam Hatip olarak atasanız da Konya'da büyük bir camiye ben ayetleri yanlış okuyorum. Ardımda yüzlerce cemaat benim bu ayet okumalarımdan ister biliyor ister bilmiyor, namazı ister gidiyor ister gitmiyor, bu insanların vebaline giriyorum deyip mihrabı terk etmesi lazım. Şimdi siz kalkacaksınız, diyeceksiniz ki Hoca Efendi Cuma suresinin son ayetini yanlış okudu. Cemaat-i Müslümin dağılmayın, Cuma iade edilecek yani. Bir düşünün, Konya'da meydana gelecek bir kargaşayı yani. Hocam sen mihraba geçtiğinde neyin ticaretini yapıyorsun yani? Ne dedi Yüce Allah? Ticaretten ve eğlenceden hayırlıdır Allah katındaki dedi. Sen Allah'ın katındakine talipsen, zihnindeki o anda mihraba geçtiğinde dünyalık işleri arkana atacaksın. Cenazen varmış. Yemek varmış cumadan sonra. Bir yerde mevlid töreni varmış. Hepimiz insanız. Ama sen ehli değilsen, bu mihrabın ehli değilsen, bu ayetleri yanlış okuyorsan, gidip Diyanet'e dilekçe vermen lazım. Her ne kadar ben sınavda başarılı olsam da, ben mihrapta ayetleri yanlış okuyorum. Cemaate rezil oluyorum. Beni bir kuruma, diyelim bir müftülüğün evrak tanzim işleri var ya. Kur'an kurslarının örneğin yönetim işleri var. Şube müdürlüğünde bir memur olmak istiyorum. İşte yürek ister. Bunu söylemek yürek ister. Beni dinleyen hoca efendiler, kırılmayın yani. Yurt dışında yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2008-2013 yılları arasında 5 yıl Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görev yaptım. Türkiye'de bir müftü. En büyük, Kuzey Kıbrıs'ın en büyük camisinde namaz kıldırıyor. Bizi cehenneme soktu çıkardı yani. Ayeti yanlış okudu. Dedim hocam namazı iade edin. Ayet nasıldı? Kariya suresini okuyor. Estağfirullah, bismillah. El-kâriyatü mel-kâriyâ ve mâ edrâke mel-kâriyâ yevme yekûnu nâsu kel-ferâşi mevthûf ve tekûnu cibâlu kel-ihnil menfûş فَأَمَّا مَنْ تَقُولَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَّةِ الرَّابِيَةِ Hocam orayı فَاُمُّهُ هَاوِيَ okudu. İşte cehenneme bizi soktu ya. Tartıları ağır gelenler razı oldukları bir ayettedir diyor Yüce Allah. O nasıl okudu? فَاُمُّهُ هَاوِيَ Onların annesi Haviye olacaktır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ Haviye nedir? نَارٌ هَاوِيَ Kıpkızıl bir ateştir. Yani bizi cehenneme, Türkiye'de de müftü yani. Oraya Kuzey Kıbrıs'a imam olarak atanmış yani. Yurt dışı görevine talip olmuş. Türkiye'de görevi kesilmiş. Kuzey Kıbrıs'ta imamlık yapıyor bir camide yani. Ve en büyük Kuzey Kıbrıs'ın camisinde namaz kıldırıyor. Dedim hocam namazı iade eder misiniz? Ayeti yanlış okudunuz. Hoca efendiler, tamam bu bir fazilettir dönmek. Hatanızdan dönmek fazilettir. Cemaatten özür dileyeceksiniz. Hani ığı mığı dedi, cemaat yanlış okuduk dedi, namazı iade edeceğiz dedi. Bir boş boğaz dedi ki falan hocamız
Umre'den gelmiş, onu bir ziyarete gidelim yani. Orada boş boğazlık yaptı. O Hoca Efendi'nin evine gittik. Yatsı namazını karıştırdı orada. Bana döndü, dedi ki o yatsı namazında itiraz eden sendin dedi yani. Bak, onuruna dokunmuş. Şimdi biz neyi üstün tutuyoruz? Ayet-i Kerime'ye tekrar dönersek, Allah'ın katındakiler oyundan, eğlenceden ve ticaretten daha önemlidir. Daha hayırlıdır. Ama ne oluyor şimdi? Nefis öne geçiyor, nefsin isteği daha hayırlı oluyor. Namazı iade etti ya, gururu kırıldı yani. Namazı iade ettirdik yani. Dedi ki Hoca Efendi, namaz gitti yani. Namazı iade et. Ha, demek ki arkada bilinçli bir cemaat lazım. Hoca Efendi'ye hata ettiğinde ayeti kerimeyi düzeltecek. Velev ki Ramazan'da diyelim hatimle namaz kıldırıyor yani. Atlayabilir hocam. En büyük camilerden bir tanesinde bu yıl gittim, bunda hata olmadı. Pek çok hata yaptı ama arkadaki sürekli hafız onu düzeltti yani. Hata yapmasına izin vermedi. Ve kendisi aynı hataları düzelten hafız ikinci 10 rekatta geçti. Bir tane hata yapmadı yani. Bir önceki 10 rekatta namaz kıldıran Bartın'daki bir camiden bahsediyorum. Hoca efendilerin ismi önemli değil. Caminin ismi önemli değil. Ben burada neyi esas tutuyorum? Allah'ın katındakiler hayırlıdır bizim için. Kişinin nefsine ağır gelenler değil. Bir ticarette kazancı değil. Ticarette hile yapması değil yani. Dün Kocatepe Camii'ne günlük anlatıyorum ki bunları ders olarak kaydedeyim. İnternette yayınladım. Resmini yayınladım. Çalıp yani haber siteleri kullanmasın diye üstüne de kendi ismimi yazdım yani. Bu resim bana aittir diye. Benim elimde kayıt var yani. Sadece resim değil. Kirazı, Napolyon kirazı 170 liraya satıyor adam. Bu adam 100 defa başını günlük secdeye koysana. Adam kandırıyor. İnsanları kandırıyor. Ayeti kerimeye tekrar dönelim. Kul ma indallahi hayrun minellahi ve minetticara. Kocatepe Camii'ne gitti diyelim o adam. Yaklaşık 150-200 metre camiye yakın o marketin bulunduğu yer. Mithatpaşa Caddesi'nde. Dün kayıt yaptığım yer yani. Oraya yazmadım Mithatpaşa Caddesi'nde. Ama canlı açıklıyorum yani. Yani bu insanlar hiç başını secdeden kaldırmasa Allah'ın huzuruna nasıl varacaklar? Şöyle mi diyecekler? Allah'ım ben geldim cuma günü en büyük Ankara'nın camilerinden bir tanesinde Kocatepe Camii'nde başımı secdeye koydum, tevbe ettim. Geldim huzuruna af diliyorum yani. Sen günlük 7 gün boyunca insanları kandır. 10 liralık malı 20 liraya, 20 liralık malı 50 liraya, 50 liralık malı 170 liraya sat. Ardından da her hafta cuma namazına en büyük camilere gel diyelim, Maltepe Camii gibi, Kocatepe Camii gibi, Millet Camii gibi. Kurtaş Uçar Türkiye'nin en muhteşem vaizlerinden bir tanesi. Böyle gözünü budaktan sakınmayan bir adam yani. Savcı huzuruna davet ediyor. Sen diyor insanları şeriata sevk ediyor musun? Sayın savcım diyor yani benim hitap ettiğim kesim ya emekli ya göbekli diyor. Bunları diyor ne şeriata sevk etmesi? Yatırsan ne kaldırsan ne yani bunlardan hayır gelmez diyor yani. Abdestini tutamayan insanlar. Küçümsemiyorum yani. Bugün Kocatepe Camii'nin de ben örneğin videosunu yayınladım 2,5 dakika. Ya sadece ön saftaki mihrap bölümü doluyor. Nerede bu insanlar? İstiklal Savaşı'na mı gitti yani? Hani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde o yıl mezun vermiyor Çanakkale Savaşları'nda. Hepsi şehit oluyor Çanakkale Savaşları'nda. O gençler gibi bunlar İstiklal Savaşı'na mı gitti? Nerede yani? Öğle namazın nerede? Nerede bu Ankara cemaati yani? Kocatepe Camii'ne şu sıcakta kim gidecek yani? Şu seccadeni ser, şu klimanın altında kıl yani. Ne işin var Kocatepe Camii'nde? Cemaatteki sevabı bilseler, o insanlar sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle emekleyerek giderler camiye. Ama nerede bu şuur? Esnafta şuur yoksa, esnafın hitap ettiği kesimde şuur yoksa, 170 liralık bir gıdayı alıp evine götürebiliyorsa yani, ve bunu afiyetle 170 liralık gıdayı yiyebiliyorsa, fakir, garip oradan geçerken yutkunup geçiyorsa,
Bunların vebalini siz nasıl vereceksiniz ya? Müessesenin sahibi diyor ki falan camide hocamızdır. Timurtaş Uçar rahmetli Rahman'a kavuştur. Ben diyor o kimselerle diyor bir iki dakika sohbet edelim diye kimsiniz ne iş yapıyorsunuz dedim. Biz falan yerde polisiz demişler yani falan karakolda. Sizin Allah'la aranız nasıl diye bir soru sordum onlara diyor. Ya hocam ne biçim saçma soru. Ne demek yani Allah'la aranız nasıl? Yani günde beş vakit namaz kılıyor musunuz? Hayır düşünmedik demişler. Peki ne zaman düşüneceksiniz? Emekli olduktan sonra. Peki emekli olmaya imkanınız var mı? Allah'la bir senet mi imzaladınız yani emekliye kadar yaşama? Teahhüdü mü aldınız Allah'tan? Hayır. Bak Allah ne güzel sizlere gözler vermiş. Gelin şu gözlerinizi verin İstanbul'u size tapu edelim. Hocam bizim gözlerimizle görmediğimiz İstanbul'u ne yapacağız dediler. Size bedava gözler vermiş. Allah'a şükretmez misiniz? Deyince hocam şu andan itibaren namazımızı kılacağız demişler. Yani Timurtaş diyor ki anlatın. Çünkü Kur'an'da ayet var. فَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَوُ الْمُؤْمِنِينَ Anlatın inananlara yani müminlere fayda verir. Cuma suresinin 11. ayetinde. Son ayetinde anlatıyor. Ve Allah katındakilerin oyundan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Ebu Suud Efendi yayınlandı. O anlatacağım bölüm yayınlandı. Bir kavafa gidiyor. Şimdi 500 milyarlık bazen 1 milyarlık sorular çıkıyor. Oxford, Cambridge mezunuyum diyenler bilemiyor. Kavafı nereden bilsin yani? Kavap yani ayakkabı satıcısı demek yani. Kavapiye denir o satış yerine. Kavap o işi yapan kişi yani. Yani insanların bugün en basit kelimeleri bilemediği bir durum. Ebu Suud Efendi bir kavafiyeye gider. Tezgah dışarıdadır, açık satış yapar. Der ki bu ayakkabılar deri mi? Evet deri der. Oradaki görevlilere hazık denir ona. Uzmanlara der ki alın bakın bu ayakkabı gerçek deri mi? Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye en uzun Şeyhülislamlık yapan Şeyhülislamlık kaldırıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra vekaletti yani. Vekalet yani bakanlık anlamında. O vekaletler, vezaretler kaldırıldı yani. Yerine Milli Savunma Bakanlığı geldi örneğin. Vezaretin yerine yani orduyu yöneten anlamında Milli Savunma Bakanlığı. Din işlerini yöneten ise Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Baktım diyor kıble tarafında iş yeri sahibine dönüyor. Diyor ki Timurtaş bu ne diyor burada maşallah. Ne demek? Kim astı bunu? Ben astım. Ne yazıyor oradan? Allah'ın dediği olur. Bir de baktım diyor bütün kıble tarafında İçki şişelerini dizmiş. Senin iş yerinde Allah'ın dediği oluyor mu? Ne demek istiyorsunuz hocam? Bak burada peynir satıyorsun, zeytin satıyorsun, ekmek satıyorsun. Allah'ın pislik dediği rits. Kur'an-ı Kerim'de. Ritsun min ameli şeytan. Pislik dediği içkiyi de satıyorsun. Kimsin sen diyor ya. Ya ne yapacaksın? Ben falan yerde bir vaizim. Buraya müftü de girdi, vaiz de girdi. Bizi uyarmadı hocam. Şu andan itibaren içki satarsan namerdin. Şimdi ayeti kerimeyi hatırlatarak cuma sohbetimizi bitireceğiz. فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَوُ الْمُؤْمِنِينَ Anlat, anlatmak inananlara fayda verir. Bir ders aktettik. Burasını merak edenler Ankara, Altındağ, Güneşevler, semt olarak Hasköy. Allah'ın hikmetine bakın. Hemen şurada bir sokak açıldı. Benim ilk görev yerim bu sokağın ilerisinde direkt Hüseyin Gazi'ye çıkıyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Benim hemen size tarif ettiğim yani kuzey tarafında büyük bir bina var. Büyük binanın ardında büyük bir cadde var. Hüseyin Gazi'ye gidiyor yani. Tam benim camimin yanında bir cadde diye. Yanından geçen bir cadde yani. Şimdi benim ilk atandığım Ankara İlahiyat'ta talebe olarak hem imamlık yaptığım hem de
Orada öğrenciliğe devam ettiğim günlerde 1985-89 yıllarında görev yaptığım caminin etrafı 20-25 katlı şimdi apartmanlar ile sarılmış. Yanına bir apartman yapılmış, minare kaybolmuş şimdi. Ya bu hale mi gelecekti Ankara? Bu hale mi gelecektin sen yani? Sen deprem kuşağında bir il olduğunu niye unuttun sen? Ne çabuk unuttun Marmara depremlerini? Daha ne çabuk unuttun Şubat ayında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş üssü depremlerini ne çabuk unuttun yani? Şimdi Ankara ucube binalar ya. Adamın yeri yok diyelim 50-60 metre. Kareye 40-50 katlı bina yapmaya kalkıyor yani. Güvencen ne? Güvencen ne? Neye güveniyorsun yani? Sakarya'yı bir hatırla. Malatya'yı bir hatırla. Van'ı bir hatırla. Benim memleketim Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Dinar depremini bir hatırla. Pasinler depremini bir hatırla. Erzincan depremini bir hatırla. Seyhan, Ceyhan, Adana'nın depremleri bir hatırla ya. Ankara, sana 40-50-60 katlı apartmanlar, ucube binalar yakışmıyor. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı cumalar, kalın sağlıcakla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.